Bugün Profesör Doktor Süleyman Ataus'la yine Üro Onkoloji'nin önemli konularından bir tanesi olan yapay mesane, ortotopik mesane ile ilgili konuşacağız. Sayın Süleyman Ataus, ortotopik mesane ya da halk deyişiyle yapay mesane nedir ve nasıl yapılır? Ortotopik mesanenin Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Dolayısıyla yapay mesane diyoruz. Ama yapay mesane de sanki bir sentetik, bir teknoloji ürünü, bir mesane gibi algılanıyor. Aslında böyle değil. Kişinin kendi bağırsağından oluşturulan bir mesaneden bahsediyoruz burada ortotopik mesane derken. Farklı farklı teknikler var. Kullanılan tekniğe göre kişinin kendi bağırsağı değişik uzunlukta alınarak bir mesaneyi taklit eden bir yapıya dönüştürülüyor. Sonra bu oluşturduğumuz mesaneye böbreklerden gelen üreter dediğimiz iki boruyu bağlıyoruz. Ve bu sistemi de kişinin kendi ön idrar, kadın ya da erkek, ön idrar yoluna bağlıyoruz. Dolayısıyla böbreklerden gelen idrar bu bizim yaptığımız mesanede depolanıyor ve normal idrar yolundan atılıyor. Çok güzel. Peki bu oluşturulan yeni mesane ya da yapay mesane gerçek mesane gibi çalışır mı? Bu mesane kağıt üstünde çok cazip görünmesine rağmen elbette genellikle ince bağırsak kullanıyoruz. İnce bağırsaktan yapıldığı için bir takım handikapları var. Bir kere ince bağırsak idrar depolamak üzere yapılandırılmış bir organ değil. İdrarı depolarken ya da dolduktan sonra kişi gerçek bir işeme ihtiyacı hissetmeyebilir. Genellikle bir dolgunluk, gazı varmış gibi bir his oluşabilir. O yüzden biz bu mesaneye yaptığımız kişilere belirli aralıklarla mesanelerini boşaltmalarını öğütleriz. Bir başka konu da kasılması, yani duvar kas yapısı bizim kendi mesanemiz kadar güçlü olmadığından kasılma gücü azdır ve güzel istediğinden ölçüde kasılarak idrarı tam olarak boşaltamayabilir. Bu durumda da bu mesanede bir miktar idrar kalır. Bunu biz ameliyattan sonra yaptığımız kontrollerde, düzenli kontrollerde eğer kişinin mesanesini tam olarak boşaltamadığını, geride rezidü dediğimiz idrar kaldığını saptarsak, bu durumda da kişinin yine kendi kendini günde ihtiyaca göre farklı sayıda sonda takarak, kateter takarak idrarını boşaltması gerekebilir. Peki, son olarak bu tarz bir ameliyat kimler için uygundur? Yani bağırsaktan mesane yapımı? Doğru, şöyle biz mesaneyi aldıktan sonra mutlaka bu seçeneklerden biraz sonra ilerleyip bu da konuşacağız. Birini yapmak zorundayız ama her hasta için uygun bir sistem yok. Kişinin yaşı, mental durumu, mesleği, başka hastalıklarının bulunup bulunmaması, mesela böbrek fonksiyonlarının nasıl olduğu, karaciğer fonksiyonlarının nasıl olduğu, elini kullanabilmesi, uyumu, bütün bunların tamamı hangi sistemi seçeceğimize karar verdiriyor. Genellikle seçimi de hastayla birlikte yapıyor.